Diş Hekimliği Radyolojisi'nde yapay zeka çözümü için geliştirdiğimiz web tabanlı yazılım hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yapay zeka geleneksel olarak insan zekası ile ilişkilendirilen görevleri gerçekleştirmek için bilgisayar algoritmalarının geliştirilmesine adanmış bir bilim dalı, insan zihninin bilişsel işlevini taklit eden bir makinedir. İlk defa Alan Turing'in düşünen makineler yaratma olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştığı bir makale ile gündeme gelmiş olup, GPU çağından günümüze kadar birçok olgunlaşma aşamasından geçmiş ve günümüzde medikal ve medikal olmayan birçok alanda kullanıma girmiştir. Yapay zeka ile ilgili en önemli gelişme makine öğrenmesinin sağlanmasıdır. Bu da verilerden öğrenebilecek ve veriler üzerinde öngörüde bulunabilecek algoritmaların oluşturulması esasına dayanır. Makine öğrenmesinin ilk basamağı yeterli seviyede veri üzerinden bir eğitim veri seti oluşturulması ve bunların uygun şekilde etiketlenmesidir. Etiketlenen veriler uygun formatta kaydedilir ve uygun eğitim adımlarının verilmesi için pre-proses işlemlerine tabi tutulur. Eğitimler 2D ve 3D CNN mimarileri kullanılarak çeşitli eğitim adım sayıları verilerek gerçekleştirilir. Daha basit bir dille sisteme önce öğretilmesi istenen yapıların sınırları çizilerek binlerce sayıda veri tanıtılır ve sistemin bunu çok katmanlı yapay sinir ağları aracılığıyla otomatik olarak öğrenmesi, anlama ve bir çıktıya dönüştürmesi beklenir. İnsan gözlemciden daha düşük hata oranları üretebilmek için radyolojide yapay zeka kullanılarak görsel tanının geliştirilebileceği fikri klinik ve araştırma yetenekleriyle heyecan verici bir çağa başlatmıştır. Medikal ve radyolojik anlamda bakıldığında da lezyonların saptanması ve sınıflandırılması, otomatik görüntü segmentasyonu, veri analizi, radyografik özelliklerin çıkartılması ve tüm bunların otomatik bir rapor formatına dönüştürülmesi bilgisayar destekli hekimlik uygulamaları açısından son derece önemli ve teknolojik gelişmelerdendir. Bu konuda sağlık alanındaki çalışmalar güncel olmakla birlikte henüz az sayıda çalışma vardır ve birçoğu akademik düzeyde kalmıştır. CranioCatch de akademik çalışma fikirleriyle ortaya çıkmış bir oluşumdur. Başlangıçta basit dental durumların yapay zeka ile tespit edilebilirliğini değerlendiren araştırmalar yapmakla başlamış olup, üniversitemiz altyapı projesiyle fakültemiz bünyesinde dünyada da bir ilk konumunda etiket yapan personel ile aynı yerde bir dental yapay zeka laboratuvarı kurulmuştur. Bu yazılımın geliştirilmesi fikrinde rol oynayan temel problemlere bakacak olursak, hekimlerin fazla iş yükü, deneyimli hekim sayısının yetersizliği, hekimlerin radyografik yorumlama yapabileceği sürenin kısıtlı olması gibi sebeplerle insan kaynaklı hatalı teşhislerin ortaya çıkma ihtimali. Ayrıca grafilerin raporlanma zorunluluğunun hem zaman hem maliyet açısından sorun oluşturması. Son olarak da özellikle pandemi döneminde kliniğe gelmeleri mümkün olmayan öğrencilerin online eğitim ihtiyacı. Bu yazılımı geliştirmekle ilgili çalışmalar yapma isteğimizi başlatmıştır. Çalışmalar sonucunda elde edilen modellerin başarısı arttıkça da modülü geliştirmeye yönelik adımlar atılmaya başlanmıştır. Günümüzde iki boyutlu raporlama modülü, eğitim ve etiket modülü satışa hazır hale gelmiş. Üç boyutlu raporlama modülü ve ortodonti modülü içinde çalışmaları devam eden ülkemiz akademisyenlerinin geliştirdiği bir yazılım haline dönüşmüştür. Ekibimiz diş hekimliği ve bilişim alanındaki akademisyenlerden oluşan multidisipliner bir çalışma birlikteliği ile bir araya gelmiş olmakla birlikte ülkemizin her bölgesinden onlarca akademisyen meslektaş ve meslek büyüklerimiz fikrimize inanmış ve etiket ordumuzu oluşturmuştur. Başlangıçta da belirttiğim gibi diş hekiminde sık kullanılan radyograflar üzerinde bir ön tanı oluşturabilecek ve bunu otomatik bir rapor formatına dönüştürebilecek bir modülün geliştirilebilmesi için binlerce sayıda eğitim veri seti oluşturulması ve bunların alanında uzman hekimler tarafından etiketlenmesi gerekliydi. Geliştirdiğimiz etiketleme modülü sayesinde de hem yurt içi hem de yurt dışındaki birçok akademisyen sistemimizde etiketleme yapabilmektedir. Ve bu akademisyenlere sağladığımız akademik çıktılar sayesinde de yaklaşık 350 bin grafide 3 milyon gibi bir etiket sayısına ulaşılmıştır. Tüm bu koşullar hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır. Geldiğimiz noktada yapay zeka modellerimiz global ölçekte de başarılı bir noktaya ulaşmıştır. Bu teknolojinin optimize edilmesi güvenilir tanı rehberliği sağlamak, hekimlere klinik tanı kararları koymada yardımcı olmak, radyologların iş yükünü azaltmak, hastalar ile sağlayıcılar açısından zamandan tasarruf etmek gibi klinik faydalar barındırmaktadır. Özellikle tıbbi kaynakların dengesiz dağılımı göz önünde bulundurulduğunda radyolog bulunmayan merkezlerde yapay zeka tabanlı sistemler engelleri azaltmaya katkıda bulunacaktır.